çok teşekkür ederiz. Alkışlar Sayın Olcay Çetin Bey. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Öncelikle onu söylemek isterim efendim. Sonrasında da sorularımı soracağım teker teker. Daha önceki gibi şöyle bir baktım. Arada bir iki tane bir otomobillerle ilgili bir şey var ama çok uzak değilsiniz zaten herhalde. Biniyorum. Yeterli, yeterli. Bir otomobillerle ilgili bir soru var. Bir tane Arapça kökenli bir kelime var ama o alışık olduğunuz, hani şampiyon olduğunuz puanlara ulaşabileceğiniz bir liste var elimde gibi geldi bana. İnşallah. Ne yapalım peki? Bir an önce başlayalım mı Olcay Hanım? Başlayalım. Hadi gelsin. Dört harfli tek bir kelime. Sonunda soru işaretiyle kullanırız genellikle. Bir bakalım. Nerede? Nerede kaldı anlamlarında bir... Hani. Hani. Gayet güzel başlangıç. Balık avı. İlgilendiniz mi? Hiç. Sabır işi. Sabır işi. Sizde yok mu sabır? Duy bakalım. Bunu duymuşsunuzdur. Çünkü başka deyimlerde falan da kullanılan bir tabir bu. Ucu iğneli balık biçimindeki kurşun parçası. Olta değil. Ucundaki o kurşun parçası, balık şeklindeki kurşun harf parçası. Alayım. Hemen harf mı alacağız? Aldık bir tane Z harfi çıktı. Zoka. Zoka. Bu kadar hızlı davranmasak da olur harf almakta. Çünkü biliyorsunuz yani kuvvetli rakipleriniz var. Hadi yenisi gelsin. Beş harfli. Kilim veya halıdan yapılmış genellikle iki gözlü olan torbaya... Heybe. Heybe deniyor. Olcay Hanım'a bakın siz. Aynı hızla cevaplayacağı bir soru daha var elimdeki. Kasayı 1700 puana ulaştırır. Görelim. Aynı yerde bulunan topluluk. Arapça kökenli bir kelime bu. Nasıl seslenirsiniz aynı yerde bulunan topluluğa? Halk değil, ulus değil. Biraz böyle nostaljik olsun. Millet değil. Biraz daha böyle naftalin koksun. Eski. Ey diye başlayın hatta konuşmaya. Ey topluluk. Ey halk değil. Ey ulus. Duyduk duymadık demeyin. Ey topluluk. Ahali. Ahali. 1700 yapar kasayı. 6 harfli cevaplara geçeriz biz de. Buyursunlar efendim. Şöyle bir soru var elimizde. Yeni doğum yapmış kadına... Lohusa. Lohusa. 600 puan değerinde. Fransızca kökenli bir kelimedir. Gayet iyi bilinir. Kısa da bir sorusu var. Nasılmış görelim. Erkek şarkıcı... Şantör. Şantör. Piyanist şantördeki şantör. İşte o bahsettiğim otomobillerle ilgili olan soru. Hani siz biniyorum dediniz ya. Buyurun efendim. Otomobilin çerçevesine sahiplenmiş, görünen dış bölümüne verilen ad. Kaput maput değil, kaporta değil. Kaporta değil de işte daha böyle hani... işte motor, şasi, yürür aksam dışındaki o kabuk kısmı. Yani kaporta da onun içinde, kaput da onun içinde. Bir harf alalım mı? Bir harf alalım. Alalım bir harf. Bir çerçeve mi? Hayır 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 yine böyle... Kaporta gibi yabancı kökenli. Karos. Karoser. Bravo. Olcay Hanım bravo. Bir harf daha aldırır mı diye korkuyordum ama çok güzel atlattınız. Zoka'daki Z'yi telafi ettim. En güzelini yaptınız. İki tanecik harf aldık şu noktaya kadar. Yarısını bitirdik maşallah soruların. Toplam sürenizin üzerine bir yarım dakikada katmış durumdasınız. Daha sakin olabiliriz. Harf almak yerine daha uzun düşünebiliriz. Buyurun bakalım. Gayipten haber verme anlamına gelir. Arapça kökenli bir kelimeden türemiştir bu sözcük. Gayipten haber verme. Hı hı. Tek kelime. Tek kelime. Kelime anlamı bu. Gayipten haber verme. Yani çok da uzağa gitmemiş. Türemiş de anlamı değişmemiş. Gayip yerine daha çok gelecek gibi olmuş. Gelecekten haber verme gibi olmuş. Bir harf alayım. Alalım mı? Peki. Gelecekten haber verme. Olacakları söyleme. Nostradamus. Kehanet. Kehanet. 600 puan değerinde efendim. 4100 yaptı kasayı. 1 dakika 50 saniye var elimizde. 6 tanecik soru kaldı. KPSS kaldı geriye. Buyursunlar efendim. 8 harfliler. Kolay soru. Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, daha üstün ve daha önemli saymak. Tercih etmek.
Tek kelime. Tercih etmekle eş anlamlı. Seçmek değil. Hı-hı. Seçmekten çok... Tek kelime dedik. Evet. Bunu seçtim çünkü bunu tercih ettim. Bunu... Hmm. Bir şey buna göre daha... Mastarlı iyi. Bitiyor elbette. Mekmak. Evet. Tercih etmek. Tek kelimeden oluşuyor. Yeğlemek falan değil. Ne değil? Yeğlemek. Neden değil? Buyurun. 800 puan. Gayet de güzel yerleşti yerine. Arapça kökenli bir kelime çıkacak karşınıza. Yaygın kullanılıyor mu artık? Hayır. Gündelik konuşmada karşımıza eskisi kadar çok çıkmıyor. Ama unutulmuş, tarihe karışmış da bir kelime değil. Güçlük, zorluk, sıkıntı. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük. Zaruret olmuyor. Mesela nasıl bir iş? Valla güç, zor, sıkıntılı bir iş. Nokta noktalı bir iş. Meşakkat değil. Meşakkat. Neden değil? Meşakkat. Neden değil? 5700 kasa. 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap kaldı. Bu tertemiz 900 puan kazandırır. Eskiden halk ağzında başrol oynayan erkek oyuncular için kullanılırmış bu tarz. Eskiden. Hı-hı. Esas oğlan gibi bir şey mi? Gibi bir şey mi? Gibisi esas fazla. Oğlan. Bizzat kendisi. Esas kız, esas oğlan. Tek kelimedir efendim. Alt anlamlarından birini seçtik. O alt anlamda teklifsiz konuşmada kullanılan anlamı. Sokak jargonu. Sokak jargonu gibi değil tam. Biraz daha ehlileştirilmiş hali. Bir bakalım. Teklifsiz konuşmada bir işi hayranlık uyandıracak kadar iyi yapmak. Mekmak. Mekmak. Teklifsiz konuşma. Bir işi hayranlık uyandıracak kadar iyi yapmak. O işi... Yani muhteşem bir sofra hazırlamış. Döktürmek. Bir... Nedir? Döktürmek. Döktürmek efendim. Gayet güzel. Yine döktürmüşsün. Siz de maşallah döktürüyorsunuz. 9500 puana doğru adım adım koşuyorsunuz. Hali hazırda 35 saniye var elimizde. İki tanecik de soru kaldı. Buyurun bakalım sondan bir önceki soruya. İki kelimeden oluşuyor olacağını ve diyor ki birbirinin sözünü keserek susmamacasına yapılan konuşma. Lak lak konuşma. İki kelime. İki kelime. İki kelime. Türkçe. Türkçe. Hoş sohbet diye. Birinin sözünü, birbirinin sözünü keserek. Susmamacasına yapılan konuşma. Laf. Harf alayım bir tane. Böyle sanki aralarında bir rekabet varmış gibi. Öyle konuşuyorlar. Çekiş, çal çene. Çene çalmak. Me, ma, mak, mek yok bunda. Çene, son. Çene... Çene nesi? Ne demiştim? Sanki aralarında bir rekabet varmış gibi. Birbirlerinin... Çene yarışma. Ne? Çene yarışma. Çene yarışma. Yani... Yarıştırma. Çenenin nesi bu? Yahu iki kelimeyi de bulduk da... Çene... Ya, evet. Çene... Yarışı. Çene yarışı. Ürkütüyorsunuz, korkutuyorsunuz beni. Of. Ben de korktum. Vallahi korktuk yahu. 9400 olur. Olsun da lütfen. Bu seferki bakın mema diye bitiyor. Mekmak diye kelime. Değil. Aslına bakarsanız 3 kelime. Ya bir bakın. Mimiklerle gizlice işaretleşme. Kaş göz etme. Kaş göz etme. 1000 puan daha. Üzerine de 4 saniye arttırarak. Şahane bir performans ki... Daha kuvvetli bir alkışı bile hak eder. Olcay Hanım, hadi gelin.